anlamda da bunu yapmamız gerekiyor. En çok sıkıntı çektiğimiz şey de eğer böyle az çok Twitter, Facebook bir şey takip ediyorsanız insanların orada nasıl kişilik değiştirdiğini de görüyorsunuzdur. Normalde çok nazik olan insanlar birbirlerini tanımadıkları için sosyal medyada bir canavara dönüşebiliyorlar çok rahat. Çünkü karşılarında kimse yok. Halbuki buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Dijital hukuk var ve dijital hak ve sorumluluklar var. Nasıl ki normalde toplumda, toplumsal olarak bize verilen bir takım hak ve sorumluluklar varsa, bizim aynı zamanda dijital dünyada da var. İnternette, sosyal medyada da sizin hak ve sorumluluklarınız var. Ama orada da hukuk var. Dolayısıyla orada söylediğiniz şeylere, yaptığınız eylemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle de telif hakları konusunda. İnternette bir sürü bilgiye çok rahat ulaşabiliyor olmamız, onları alıp istediğimiz gibi kullanabiliyor olmamız anlamına gelmiyor. Nasıl ki bir kitabın korsan fotokopisini çekmiyorsak ve onu paylaşmıyorsak, İnternette de bunu yapmamamız gerekiyor. Her gün bilgisayar başında oturan arkadaşlarım var burada. Sırtınız, beliniz falan ağrıyor değil mi? Boyun fıtıkları vesaireler. Dijital sağlık da öyle bir şey. Dijital internetle ve teknolojiyle ve bilgisayarla çok fazla vakit geçirmenin getirdiği hem psikolojik hem de fiziksel bir takım problemler var. Onlardan da çok kısaca bahsedeceğiz eğitim içerisinde. En sonunda dediğim gibi biraz önce söyledim, özellikle Murat Hoca'nın konusu olacak o. Dijital dünyada güvenliğimizi nasıl sağlayabiliriz? İnternette o hocamın dediği o mouse'la yaptığınız her tık iz bırakıyor sevgili arkadaşlar. Silinmiyor da. Siz o Facebook'a koyduğunuz ya da arkadaşınıza gönderdiğiniz fotoğrafı kendi telefonunuzdan, onun telefonundan sildiğiniz zaman o silinmiyor, o duruyor orada. Ondan sonra Google gibi işte ya da Facebook gibi bazı firmalar bunu başka şeyler için reklam amaçlı vesaire kullanabiliyorlar. Biz gittiğini zannediyoruz, gitmiyor. O zaman ne yapmamız gerektiğini de size umut ediyorum ki öğretiyor olacağız. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü 21. yüzyılda dijital çağda kendimizi sürekli yenilememiz gerekiyor ki işimizi elimizde tutabilelim. Başka işlere geçebilirim, kendimizi geliştirebilirim. Z kuşağı demiştim ya, 2000'den sonra doğanlar sizin çocuklarınız veya torunlarınız. Şu anda Z kuşağının sahip olacağı mesleklerin %65'i şu anda dünyada yok. Tamamen bilinmedik meslekler bekliyor çocuklarımızı. Bizim durum bu kadar rahat değil ama bizim de bir şekilde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Normalde iş hayatında ve kişisel hayatımızda var olmamız için gerekli bir takım beceriler var. Bu beceriler bilgi toplumu için, 21. yüzyıl için birazcık daha değişmiş durumda. Okuma, konuşma, yazma gibi beceriler vardı eskiden. Artık sosyal medya iletişim becerilerine de sahip olmamız gerekiyor. Etik ve sorumluluk, güven inşa etmemiz gerekiyor. Nasıl birbirimize güveniyoruz? İnternet üzerinde de birbirimize güvenebiliyor olmamız gerekiyor. Birlikte çalışmayı öğrenmemiz gerekiyor. Eleştirel düşünebilmemiz gerekiyor. Problem çözme becerilerine sahip olmamız gerekiyor. Ve işte en son dijital okuryazarlığa sahip olmamız gerekiyor. Bunu sadece şunu öğrenmeyeceksiniz. Çünkü uygulamaları ya da anlatımları hocalarım öyle hazırladılar. Normalde lisans öğrencilerine verdiğimiz eğitimi size vermeyeceğiz biz. Siz kendi işinizde o bilgisayarı kullanıyorsunuz ya. Onlara birazcık daha özen göstermeye çalıştık. Önemli olan Word'u nasıl kullanıyor, Word'u kullanmayı biliyor olmanız değil. Ya da internete girebiliyor olmanız değil. Ya da Excel'i nasıl kullanıyor olmanız değil. Strateji dairesinde çalışıyorsanız Excel'i kullanarak kendi işinizi nasıl yapıyorsunuz? Yazı yazıyorsanız Word'u kullanarak daha iyi nasıl yazacaksınız? Ya da işte formlar geliyor bize idari birimlerden, bu formları doldurun diye. O formları farklı teknolojiler kullanarak nasıl hazırlayabilirsiniz ki? Hem siz rahat edesiniz, biz size saçma sapan şeyler göndermeyelim. Şeyi kaymış, tablosu kaymış, çizgisi kaymış, yazısı aşağıya düşmüş şeyler göndermeyelim. Siz de rahat edin, sizin müşterileriniz olarak
de rahat edelim. Bunlara birazcık vurgu yapıyor olacağız. Yine dedim ya, Ahmet Hocam çok güzel bir özet yaptı. 21. yüzyıl becerilerinin en önemlilerinden bir tanesi de internet konusunda bunu göreceğiz. Bilgiye ihtiyacınız olduğunu, öğrenmeye ihtiyacınız olduğunu kendiniz hissetmeniz gerekiyor. Sonra da bu bilgiyi internetten nasıl bulacaksınız? Farklı kaynaklardan nasıl bulacaksınız? Onları bulmanız gerekiyor. Aslında sizin bize ihtiyacınız yok şu anda. YouTube'a girseniz Word'u da öğrenirsiniz, Excel'i de öğrenirsiniz, kodlamayı da öğrenirsiniz, programlamayı da öğrenirsiniz. Biz size sadece yol göstereceğiz. İnşallah bu eğitimin sonunda hem bunlara erişmiş olacaksınız, hem de acaba ben şunu da yapabilir miyim ki diyeceksiniz. Çünkü artık teknolojiyle birlikte öğrenme ortamları da değişti. Sizinle deneyeceğimiz şey uzun süredir birinci sınıf öğrencilerimizle her sene 10.000 öğrenciyle yaptığımız şey aslında. Normalde sınıf ortamını değiştirip size başka bir şekilde öğretmeye çalışacağız. Çünkü teknoloji bize bu imkanı sağlıyor. Normalde yapacağımız şey şu, 250 kişi var, 5'e bölecektik sizi. 50 kişilik enformatik bölümü laboratuvarlarına alacaktık ve saatlerce, değil mi hocam? Saatlerce size laboratuvarda, karanlıkta bilgisayar kullanmayı öğretecektik. Onu yapmayacağız artık. Başka bir şey yapacağız sizinle. Öğrenme ortamını değiştirip, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıp, kendi kendinize, çünkü kendi öğrenme sorumluluğunuzu alacak yaştasınız, kendi kendinize öğreneceksiniz ama bizim yönlendirmemizle, bizim rehberliğimizle öğreniyor olacaksınız. Bunu yaptıktan sonra öğrenmek istediğiniz başka şeyler varsa, hep arkeoloji okumak istemiştiniz belki, belki bir müzik aleti çalmak istemiştiniz. Biz size o internetteki Derya Deniz'i göstereceğiz. Gidip bunları buradan öğrenebilirsiniz bakın diyeceğiz belki. Uzaktan Eğitim Merkezi'nin Enformatik Bölüm Başkanı'nın yapmaya çalıştığı bu. Bir şekilde verdiğimiz eğitimlerin şeklini şemalini değiştirmeye çalışıyoruz. Uzaktan Eğitim Merkezi dediğim gibi hem bu tür uzaktan eğitim programlarını yapıyor, hem de özellikle öğrenci işlerinde çalışan arkadaşları biliyordur. Bu ortak zorunlu dersleri uzaktan eğitimlere veriyoruz. Hem de bütün okulun ortak zorunlu derslerinin ara sınavlarını ve final sınavlarını elektronik ortamda yapıyoruz. Biz şu anda şurada buradayken Muğla Meslek Yüksekokulu var bugün. 1000 tane öğrenci informatik bölümünde şu anda bilgisayar sınavlarını buluyor mesela. Yerimizi bilmeyenler ihtiyacımız olabilir bu eğitim süresince. Geçit Kafe'nin orada Fen Fakültesi laboratuvarlarının olduğu yerde giriş kattayız. Hem informatik bölümü hem de uzaktan eğitim merkezi orada. Orada laboratuvarlarımız var. Bazen hani ofiste çalışamazsanız, dinleyemezseniz gelip laboratuvarları kullanabilirsiniz. Ama öğrenme ortamınızın hayatını gösterecek o kadar esnek ki muhtemelen eve gidip yemeğinizi yiyip çocuğu yatırdıktan sonra kulaklığı takıp evde de çalışabiliyor olacaksınız. Böyle bir sistemden gireceksiniz eğitimlere ve içerisinde neler olduğunu Nurhayet Hanım göstereceğim size bundan sonra. Uzaktan Eğitim Merkezi olarak ben hazır bu kadar şeyini de sevinçliydi bulmuşken birazcık reklam vereceğim. Bir takım etkinlikler yapıyoruz. Biraz böyle yeni yeni duyuruyoruz kendimizi. Geçen sene çok büyük bir internet haftası etkinliği yaptık. Gelenler varsa çok güzel konuşmacılar getiriyoruz. Geçen sene Emin Çapa geldi. Bu sene tamamen böyle yapay zeka, dijital kültür üzerine çalışacağız. Çok ciddi 3 gün boyunca güzel bir etkinlik planlıyoruz Nisan'ın son haftasında. Yine işte ufak tefek şeyler de yapıyoruz, konuşmalar da yapıyoruz. Bunlar sadece öğrencilere ya da akademisyenlere açık şeyler değil, etkinlikler değil. Dediğim gibi ilginiz varsa her zaman için gelip dinleyebilirsiniz. Bizimle de bağlantıya geçebilirsiniz. Eğitim boyunca zaten bizimle bağlantıya geçmenizi isteyeceğiz. Tek başınıza özellikle de bilgisayar kaygınız varsa yapamayabilirsiniz. Çekinebilirsiniz, cesaretiniz kırılabilir. Biz her zaman bize ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız vardır zaten, elektronik postaya ulaşabilirsiniz. Neler yapıyoruz, neler yapıyoruz bakmak isterseniz de sosyal medya kullanıcısıysanız da orada da hesaplarımız var. Ne kadar konuştum bilmiyorum, bu konu açılınca ben tutamıyorum kendimi. Nurhayet Hanım, ben davet edeyim buraya. Ara vermemize gerek var mı? Şöyle 15 dakika daha sistemde ne yapacağınızı gösterip bırakabiliriz istiyorsanız. Devam edelim. Devam edelim. Tamam, süper. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi neler yapacaksınız bakalım eğitimde, onu gösterecek Nurhayet Hocam size.
saygıdeğer katılımcılar, tekrar merhaba. Çok kısa bir bölüm kaldı. Müge Hocam'ın anlatmış olduğu eğitimlere nasıl erişeceksiniz? Şimdi size kısaca bundan bahsedeceğim. Eğitimlerimiz uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze derslerle de sürdürülecek biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta Cuma gününden itibaren sistemimize bütün dersler yüklenmiş olacak. Siz bu dersleri online olarak izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, materyalleri izleyecek, size sorulan soruları cevaplayacaksınız. Daha sonra 11 Şubat'tan itibaren 11-15 Şubat haftası enformatik bölümünde yüz yüze bu derslerin ihtiyaç duyanlar için tekrarları, uygulamaları yapılacak, kısa özetleri yapılacak. Bu yüz yüze uygulama derslerine de katılım gösterebilirsiniz. Bu anlamda yapmış olduğumuz eğitim hem asenkron dediğimiz, istediğiniz yerden, istediğiniz zamanda erişip dersleri izleyebileceğiniz, hem de yüz yüze derslerle desteklenen harmanlanmış bir eğitim programı olacak. Öncelikle derslerinize internet bağlantınızın olduğu herhangi bir yerden, herhangi bir zaman diliminde bağlanabilirsiniz. Cep telefonlarınız, akıllı telefonlarınız, tabletleriniz, bilgisayarlarınız, masaüstü bilgisayarlarınız bu anlamda size öğretim materyali olarak yardımcı olacaklar. İnternet bağlantınız dersleri izleyebilmeniz için önemli ama evinizden, ofisinizden, öğle aralarında, iş çıkışlarında, hafta sonu ne zaman isterseniz erişebileceğiniz sistem üzerinden dersleri takip etmeniz gerekecek. Bilgisayarınızı ya da tabletinizi açtığınızda tarayıcıya dysmu.edu.tr adresinizi yazmanız gerekiyor. dysmu.edu.tr bizim ders yönetim sistemimiz. dys.mu.edu.tr adresine yazarak sistemimize giriş yapacaksınız. Kullanıcı adınız üniversitemizin size vermiş olduğu mu.edu.tr uzantılı e-posta adresinizin tamamı olacak. Size verilmiş olan e-posta adresinin tamamını mu.edu.tr dahil olmak üzere tamamını yazarak yine sizin OBS'ye girişte ya da e-postalarınızı okumak için ya da evrak sistemini kullanmak için girişte kullanmış olduğunuz şifrelerde bu sistemde yine sizin işinize yarayacak. Yani ayrıca bir kullanıcı adı, ayrıca bir şifre kullanmıyoruz. Var olan üniversitenin size tahsis etmiş olduğu e-posta adresini yazıyorsunuz. Eğer giriş yapmaya çalıştığınızda sayfa yenilendiyse, burada gördüğünüz gibi adres çubuğunda da 3 numaralı hatayı görüyorsanız şifrenizi ya da kullanıcı adınızı yanlış yazmış olma ihtimaliniz var. Buna lütfen dikkat edin. En çok burada sorun yaşıyoruz. Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenimiz arkadaşlarımızın yaşamış olduğu önemli bir sorun bu. Sonra ben sisteme girmiyorum diye ulaşıyorlar. Genellikle yaşanan sorun kullanıcı adlarının eksik yazılması, şifrelerde de büyük küçük harf hassasiyetine ya da noktalama ve diğer işaretlere dikkat edilmemesi oluyor. Lütfen bu konuda doğru yazdığınızdan emin olunuz. Kullanıcı adı ve şifrenizi yazdıktan sonra giriş yapabileceksiniz. Sayfa açıldığında üst kısımda kendi isminizi göreceksiniz. Şöyle. Eğer yüklemek istiyorsanız profil ayarlarınızı yapmak üzere sağ üst köşede bir alan var. Bunu yapabilirsiniz. Profilinizi düzenleyebilirsiniz. Tam ortada almış olduğunuz dersleri göreceksiniz. Benim tabi dersleri fazla olduğu için direkt gelmedi. Sizin karşınıza direkt olarak bilgisayar okuryazarlığı eğitimiyle ilgili ders sayfası çıkacak. Burada görmüş olduğunuz sayfa sizin ders sayfanız. Yani eğitim boyunca kullanacağınız materyallerin alt alta sıralandığı, haftalık ya da takip etmek istediğiniz konu başlıklarının yer aldığı sayfa bu şekilde görülüyor. Gördüğünüz gibi işletim sistemleri, bilgisayar kullanımları, bilgisayar ağları, internet, e-posta gibi başlıklarımız var. Şu anda hali hazırda derslerin %80 oranında yüklendiğini biliyorum. Yüklenmesi gereken birkaç tane daha dersimiz kaldı. Onları da haftaya Cuma'ya kadar
kitabı takip etmek bir aydan daha uzun süre zamanımı alır, nasıl zaman ayıracağım diye düşünmeyin. Çünkü derslerimiz burada sayıca fazla görülmesine rağmen çok kısa videolardan oluşuyor. Şimdi size mesela bir tane örnek göstereyim. Üzerine gelip izlemek istediğiniz videoyu tıklıyorsunuz. Herkese merhaba. Yedek alma konusu üzerinde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bilgisayar ortamında özellikle yedek alma işlemi olarak yapılır. Hatta otomatik bir şekilde bilgisayarın belli zaman aralıklarında yapılması sağlanırsa eğer ciddi anlamda veri kaybından kullanıcıyı kurtarır ve geri yükleme noktaları oluşturarak o geri yüklemelerde bilgisayarın problemleşimi noktalardan önceki bir zamanı geri yükleyerek ya da yapmış olduğumuz yedeği tekrar geri yükleyerek olan sıkıntıdan kurtarabiliriz kendimizi. Kaybı ya da hasarı uğraması durumlarında maddi ya da manevi zararı uğrayabileceğimiz dosyaların ikinci kopyalarını. Gördüğünüz gibi yedek alma ile ilgili herhangi bir bilgiye ihtiyacınız varsa, bu konuda bildiklerinizin yeterli olmadığını düşünüyorsanız yedek alma videosunun üzerine geçip açıyorsunuz. Burada Murat hocamızın hazırlamış olduğu videoyu inceliyorsunuz. 10 dakika içerisinde yedek almayı ayrıntılarıyla öğrenmiş oluyorsunuz. İsterseniz geri alıp tekrar anlamadığınız kısımları inceleyebilirsiniz. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bildiğinizi düşündüğünüz konular varsa bunları atlayabilirsiniz. Daha hızlı geçebilirsiniz. Bu anlamda sistem size bir esneklik sunuyor. Derslerle ilgili görev alan arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum size. Enformatik Bölüm Başkanlığı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Murat Sakal Hocam, Filiz Fisun Kırpınar Hocam, Feriha Kalay Hocam, İlker Seyran ve Ünsal Köse Hocalarım sizler için bu derslerin tamamını kısa kısa videolar halinde ve PowerPoint sunumlarla destekleyecek, sorularla destekleyecek şekilde hazırladı. Burada yeri gelmişken onlara da teşekkür ediyorum. Bütün videoları en azından kısaca izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir tane daha örnek gösteriyorum. Bazı dersler içeriği itibarıyla PowerPoint sunumlar üzerinde anlatılmıştır. Ancak bazı dersler tamamen sistemin kullanılması ya da yazılımın kullanılması dayalı olarak anlatıldığı için herhangi bir sunum paylaşılmamış olabilir. Sunumlar yüklenmedi diye düşünmüyoruz nedenle. Örneğin Word ya da Excel anlatılırken herhangi bir sunum ya da materyal paylaşılmayacaktır. Var olan video üzerinden sizin o yazılımı nasıl kullanacağınızla ilgili gösterip yaptırma yöntemiyle kısaca özetlenmiş, aktif kullanımı rahat bir şekilde gerçekleştirmek üzere kısa videolar yüklenmiş olacaktır bu şekilde. Ama siz yine eğer isterseniz, ben dinlemek istemiyorum, kendim zaten bir şeyler biliyorum, göz atarak, hatırlayarak bu süreci tamamlayabilirim diye düşünüyorsanız, bazı derslerin içerisinde yer alan PowerPoint sunumları da inceleyebilirsiniz. Şöyle ki, bir tane örnek göstereyim yine. Korsan yazılımla ilgili fikir sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Videoyu izlemek istemiyorsunuz. Şöyle bir göz atmak benim için yeterli olur diye düşünüyorsanız eğer korsan yazılım için hocalarınızın hazırlamış olduğu PowerPoint dosyasını açıp buna göz atarak, okuyarak, inceleyerek de fikir sahibi olabilirsiniz. Yani bizim aslında amacımız sizin eksik olduğunuzu düşündüğünüz noktalarda size bilgi vermek. O nedenle kısa kısa videolar halinde hazırladık. Atlayabilirsiniz, geri alabilirsiniz, tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin çalışma sisteminize kalmış. Çünkü bu online eğitim süreci içerisinde çalışmalarınız katılımcının kendi sorumluluğu içerisindedir. Yani öğrenme sorumluluğu çoğunlukla size aittir. Biz materyalleri, videoları sisteme yükleyip bırakıyoruz. Sizin kullanımınıza açıyoruz. Siz
olmadığınız konusunda sizden son bir onay aldıktan sonra 10 soruluk ölçme değerlendirme çalışmanız başlamış olur. Bu çalışma içerisinde gördüğünüz gibi sağ üst köşede soruları numaralarını görüyorsunuz. Hemen altında süre geriye saymaya başlıyor. Ne kadar sürenizin kaldığını görüyorsunuz. Tam ortada da soruyu görüyorsunuz. Soruyu okuyup seçenekleri inceleyip hangisi size daha doğru geliyorsa yanına işaret koyma suretiyle cevap veriyorsunuz. Ve alttaki sonraki sayfa butonuna bastığınızda bir sonraki soruya cevap veriyorsunuz. İsterseniz şu sağ taraftaki soru numaralarına basarak da sorular üzerinde hareket edebilirsiniz bu şekilde. Eğer sınavı tamamladıysanız burada uygulamayı bitir butonu çıkacak. Buna tıklıyorsunuz. Cevaplarınızın kaydedilmesiyle ilgili kısa bir özet çıkıyor. Bakın 1-2 cevaplandı ama 3-4-5-6 henüz kaydedilmedi diye uyarı veriyor. Cevap vermek istiyorsanız dönüp uygulamaya cevabınızı veriyorsunuz. Tıklayıp gönder ve bitir tuşuna bastığınızda da bu sınavı, bu ölçme değerlendirme çalışmasını tamamlamış oluyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu ölçme değerlendirme çalışmaları sizin hangi konularda eksik olduğunu kendi kendinize belirlemeniz için önemli bir etkiye sahip. Çünkü hatırlayamadığınız ya da yanlış cevap verdiğiniz sorulara ait konuları tekrar tekrar incelemeniz gerekecek bu süre içerisinde. Dediğim gibi eğer videoları izleyip, dokümanları inceleyip, soruları cevaplayıp 11 Şubat'a kadar, önümüzdeki cuma başlayacaksınız, 11 Şubat'a kadar bu kendi kendine öğrenme sürecini tamamlarsanız 11 Şubat 15 Şubat arası da bizim yüz yüze yapacağımız destek dersleriyle bu bilgisayar okuryazarlığı öğrenme süreci birlikte tamamlamış olacağız. Personel Daire Başkanlığı'na oluşturulan bir liste vardı. O listede e-posta adresi yazan herkes şu anda sisteme dahil edildi. Yani eğer siz de o listede yer alıyorsanız DYS-MOLİTR adresine girdiğinizde sistemi açabileceksiniz. Sanıyorum birkaç kişinin henüz e-posta adresi oluşmamıştı. Ondan dolayı onlar giriş yapamayacaktı. Bizimle direkt ilişki geçebilirler. Ama diğer bütün çalışan arkadaşlarımız rahatlıkla şu anda sisteme girebilirler. Haftaya Cuma'ya kadar final sınavlarımız devam ettiği için ve bazı ders videolarının şu an hazırlık aşaması da tamamlanmadığı için zaman istiyoruz sizden. Ama Cuma gününden itibaren dediğim gibi hafta sonu mesai dışı veya istediğiniz herhangi bir gün ve saatte bu videolara rahatlıkla erişip kullanabileceksiniz. Herhangi bir soru olursa lütfen bize ulaşın. Dahili olarak 5606 Uzaktan Eğitim Merkezi'nin danışma telefonu. 5606'dan her türlü sorunuz için bize ulaşabilirsiniz. E-posta atmak isterseniz de uzen.mu.edu.tr adresinden bizlere ulaşabilir, hızlı yanıt alabilirsiniz. Bugün bahsedeceklerimiz bu kadar. Bundan sonrası artık sizin kendi kendinize öğrenme sürecini gerçekleştireceğiniz aşamaya geçiş oluyor. Şu anda sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yanıtlayabilirim. Yoksa katılımınız için hepinize